Herkese yeni bir günden merhabalar, selamlar, sevgiler. Çavuş Ailesi'nin Günlüğü adlı kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle bir sepet çamaşırla açılış yaptık. Bakalım bu çamaşırları şimdi yukarıya çıkarıp sereceğim. Şu an saat 3. Biz bayağı bir günün yarısını geçirdik. Aylin orada uyuyor. Bunlar da burada bilgisayarda oyun oynuyorlar. Proje ödevi daha bitmedi Aytun. Kırtasiyeye gittim. Proje ödevi için malzemeler aldım. Şöyle aldım ya yapıştırıcı. Ha, şöyle kahverengi sim ihtiyacımız vardı. Sim aldım. Ondan sonra işte şu kağıtlardan ihtiyacımız vardı. Onu aldım. Yapıştırıcıya ihtiyacımız vardı. Yapıştırıcısını aldım. Sadece bundan 3 tane aldım. Bir de şu. Şöyle yapıştırıcı aldım. Bir de neydi Aytu? O şey nerede? Kağıt. Heh. Şöyle deniz hayvanlarının çıktısını aldım kırtasiyeden. İşte balık, deniz anası, deniz atı, yengeç, ahtapot, yine balık. Böyle orada böyle benim çocukların yaşında bir çocuk vardı. Çocuğa söyledim. Hadi bana böyle bir çıktı hazırla dedim. Böyle güzel bir çıktı hazırladı bana sağ olsun. Bunları şimdi makasla kesecekler ve bu kutunun içine yapıştıracaklar. Bu kutunun dışı da maviyle kaplanacak. Bakkaldan aldım jelibon. Neymiş bu? Jelibon kutusuymuş. Bakkaldan aldım kutuyu. Dış tarafı da mavi kağıtla yapıştırılacak, kaplanacak. İçine bu yaptığımız yunus yapıştırılacak. Şöyle kahverengi simler atacağız. Hani denizin yüzeyiymiş gibi görünecek. Dur anneciğim ne yapıyorsun? Bak yere düştü o. Al bakayım onu. Al onu. Yırtılmasın. Ha bu da kaplumbağa. Bu kaplumbağayı da yapıştıracak bir köşesine. Oğlum şunu alsana yere düştü. Bugün bu taraf çok karma karışık. Şu karışıklığa bakın. Çünkü proje ödevi yapıyorlar. Her yer kağıt. Her yer kağıt. Benim sarı paşam da burada uyuyor. Bu arada sessiz konuşuyorum uyanmasın diye. Ya şurada
Oturmuş televizyon izliyordu. Televizyon izlerken bu köşede başını şuraya dayamış, uyumuş kalmış. Aman Allah'ım, o görüntüyü görünce Allah'ım içim gitti. O arada ben de video düzenleme yapmıştım. Telefonumda video aktarılıyordu. Video aktarılırken telefonun kamerasını falan kullanamıyorum. Alper dedim, çabuk dedim, senin telefondan şu Yakup'un şu halini çek, babana gönder dedim. Artık o fotoğrafını çekti, babasına gönderdi. Şunun tatlılığına bak yazmış altına da. Böyle uyuyakalmış kuzum. Şöyle dışarı bakalım biraz. Yine parkta çocuklar var. Hava yazdan kalma bir hava var sanki ya Rabbim. Bu İskenderun'a kış gelmeyecek galiba. Vallahi bu İskenderun'a kış gelmiyor. Ya gelirse tam bir demlik gelecek. Bizi soğuktan şey yapacak. Artık hiç bilmiyorum nasıl olacak. Bu sene kışı nasıl yaşayacağız bilmiyoruz. Şimdi gidelim çamaşırlarımızı serelim. Bugün yine evimi süpürdüm. Kahvaltıdan sonra her zamanki gibi ilk işim evi süpürmek. Alt katı bir süpürmek. Önce ben süpürme işini yaparım. Çünkü kahvaltıyı genelde burada yapıyoruz televizyon izleyerek. Buralar ekmek kırıntısı oluyor. O yüzden o ekmek kırıntıları etrafa dağılmasın diye. Bir de çocuklar da öbür odada işte gördünüz kağıtla makasla şunla bununla iş yapıyorlar, ödev yapıyorlar falan. Oralarda da böyle bir şeyler dökülmüş oluyor. İlk önce süpürge işini yaptım. Süpürgeden sonra da işte toz aldım. Şuraların falan tozunu aldım. Şu çiçeklerin standlarını hepsini böyle saksıları tek tek kaldırıp bu köşenin de tozunu aldım. Çiçekleri sulamayı unuttum. Şu çamaşırları bir sereyim. Çiçekleri sulayacağım. Buraların tozunu aldım. Şu aynanın tozunu aldım. Şuralar falan bayağı bir tozlanmıştı. Mersin'den geldiğimden beri daha toz alma işine hiç girişememiştim. Ne oldu annem? Bunu da gösterebilir. Göster. Alper şöyle. Şuradan göstereyim. Kendim de Sabit aklımı ve çıkardım, şöyle bakmadım. şurada. İnternetten bakaraktan. İnternetten bakmadım, kendim YouTube'dan mı yaptım. baktın? Ha Hayır, yok, kendi kendin başıma mi? yaptım, kendim. Tamam. Yüzük yaptı. Kendine şöyle bir yüzük yaptı. Yüzük o zaman takılmıyor mu? Evet, ona Parmağımda takılır. falan takılıyor. Fark etmez, her parmağa takılır. Nasıl Böyle üstüne istiyorsan. ateş yaptım. Böyle her elementten yapacağım, böyle ateş, su, toprak, hava filan. Alper'in sesindeki farklılığı görüyor musunuz? Evet, Hasta olduğu normal. için. Hasta olduğu için ses böyle finish gitmiş. Neyse ben şu sepetimi alayım Canım ve yukarıya çıkayım, çamaşırlarımı sereyim. Ertesi günden herkese günaydın. Bu videonun devamını dün getiremediğim için bugün kahvaltıyla devam ediyoruz. Günlerden cuma. Herkese hayırlı cumalar diliyorum aynı zamanda. Kalktık, kahvaltımızı hazırlıyorum. Bugün misafirlerim var benim. Bardaklarımı falan hazırladım. Kahvaltılıklarımı hazırlıyorum. Misafirimi de tanıyorsunuz. Eltimler geldiler bize. Günaydın. Dün akşam geldiler. Akşam kayınvalidem ve görümcem de geldi. Onlarla beraber yemek yedik. Şimdi kalktık. Kahvaltı hazırlıyoruz. Buraya hazırlıyorum. Akşam yemeğini de buraya hazırlamıştım. Şuraya şöyle savanımı serdim ki çocukluyuz. İşte çaydı, şuydu, buydu Dökülmesin. dökülürse şey olmasın diye. Aylin. Ne yapıyorsun? Çayımı demledim, kahvaltılıklarımı çıkardım, hazırlıyorum. Şurada fırına baharatlı patates yaptım. Pişti. Benimkilerin en sevdiği şey. Ha. Çok severler. Pişini de çekeyim de. Ay, tek elimle unutmayayım sonra. Ha, Yakup falan gelir düğmesine iğne basar. Orada patateslerimiz pişti. Kahvaltılıklarımı hazırlıyorum. Yumurtamı, sucuğumu falan doğrayacağım. Ben bunları götürüyorum yavaş yavaş. Olur. Ama şimdi istersen en son götürelim. Hepsi hazır olsun. Tamam. Yakup'un sağ solu belli Oğlum, masanı olmaz. kapatayım mı ben orada? Yok, gerek yok. Dün daha kalabalıktık, sığdık. Bugün kalabalık Gerçi doğru. değiliz. Bugün kalabalık değiliz. Dün kayınvalidemler vardı, görümcemler vardı. Baya bir kalabalıktık. Eltim böyle saat 5 gibi falan gelmişti. Yemek, çay, kahve falan. Onlar gittiler. Görümcem evine gitti. Kayınvalidem de evine gitti.
Ertem de işte buraya geldi, bir günlüğüne geldi. Bugün ablama gideceğim diyor. Öyle. Şimdi devam ediyorum kaldığım yerden. Sıcak olmaz. Çok ılık. Allah'a şükür çok memnunum o yönden. Yazın senin kışın ılık benim. Benim sadece işte o mutfak tarafı hani güneş görmüyor şeyde kalıyor ya. O da benim de sıkıntı. Yoksa diğer taraflar çok güzel. Şeyden geliyoruz biz yazın mesela dışarıdan geliyoruz. Evin içine bir giriyoruz bir serinlik vuruyor böyle yüzüne. Bizim ev de öyle. Biz geçen yaz bütün yaz demeyeyim böyle Temmuz gibi alt katta yatmaya başladık. Ağustos işte yani 1,5 ay gibi toplamda 1,5 ay alt katta yattık. Çok güzel serin buz gibi hiç klima falan açmana gerek kalmıyor. Sonra havalar bayağı bir serinledikten sonra bir geri üst katta yattık. Daha güzel. Kışın zaten hiç ben mesela her kış çocukların yataklarına, bizim yataklara elektrikli balyetikli baktığa niye sererdim ben geçen gün? Sermedim. Öyle duruyor onlar. Sermedim valla çünkü yukarıya çıkıyorsun soğuk yok yukarıda. Aynen. Benim soğuk olmuyor. Hep bana diyorlar çocukların düşünüyor mu? O ev çok büyük nasıl ısıtıyorsun? Bir de üst katı komple cam ya hep. O camlardan soğuk gelmiyor. Camlarımız çift cam. Camlar ama şey geçirmiyor yerlerden. İşte soğuk, çift cam olduğu sıcak. İçin hiçbir şekilde soğuk geçmiyor. Şimdi her binada bu özellikler olmuyor. Isı yalıtımını güzel yapmışlar demek ki. Isı yalıtımı çok güzel yapmış. Camlar kalitesiz, çift cam. Bir de yerler parke. Evet. O parkenin ben dalama ilk taşındığında çok faydasını gördüm. O evde vardı. Gerçekten bak Okan'ın odası çok kuzeyde kalıyordu. Hiç güneş görmüyordu. Kuzeydi. O tarafa gittiği zaman mesela. Ama gene de yerler parke işte küçük olması falan. Gün boyunca orada oynardı. Gece de yatardı yani orada hiç. Sıkıntı olmazdı. Bir tane yeter mi? İkisinde doğru mu demektesin? Doğru doğru. Ben çıktıktan sonra şey yapacaklar onlar da doğalgazı falan alacaklar. Biz istemedik. Ya bize de gerek yok şimdi. Klimayla gayet güzel ısınıyoruz. Çünkü inşaat olacak. Kahvaltımı hazırladım. Yakup. Ne yapıyorsun? Yakup araba sürüyor. Tabağa da direksiyon yaptın ya oğlum. Helal olsun sana. Çaydanlık kapağımız direksiyon oluyor, tabak da direksiyon oldu. Sırada ne var acaba? Tencere kapağı vardır kesin.
Allah'ım kız ya. Kız da şoför olacak demek ki. Oy kurban olsun anne seni verene. Şöyle peynirimiz var. Baharatlı patates yaptım şeyde. Fırında. Çocuklar bunu çok seviyorlar. Bugün akşam gideceğiz. Yumurtam. Rus salatası var. Şöyle türküm. Sucuk. Sucuk iki çeşit yaptım. Çünkü Alper her çeşit sucuğu sevmiyor. Onun sevdiği sucuktan ayrı yaptım. Şu da ayrı bir sucuk. Tereyağımız, balımız, peynirimiz. Evet, Allah'ın bereket versin soframıza. Tamam annem. Çaylarımızı dolduralım. Hepimize afiyet olsun. Evet çok güzelmiş. Tamam dur. Eltimler gittiler. Onlar gittikten hatta onlar buradayken şöyle Ali 3 kilo yeşil fasulye almıştı. Ardından ben de almıştım aynı yerden. Çünkü iki farklı zamanda gelmişti fasulyeler. Normalde fasulye bu yaz 20 liradan aşağıya hiç düşmedi. 10 liraya gelmiş bizim buradaki yakın bir yerdeki bir manava. 10 liraya gelince böyle bir 5-6 kilo kadar aldık. Şimdi bunları yapacağım birazdan. Tabii önce bulaşığım var. Bulaşıklarımı falan yıkayacağım. Bunları birazdan doğrayacağız. Akşamdan doğrayacağım. Yarın şey yapacağım. Çünkü artık akşam oldu ve akşamdan doğrayacağım. Yarın bunları bir güzel böyle yağda hafif rengi değişene kadar pişirip soğumaya bırakıp buzluğa difrize koyacağım. Bir kısmını günün yemeği olarak domatesli fasulye yapacağım. Geri kalan bir kısmını da buzluğa atacağım. Tabii bunun çekimini devamı yarın olacak. Bunu ayrı bir video olacak bu arkadaşlar inşallah. Şimdi yemek yerken çimeni oraya koymuştum. Çimeni de yerine koyayım geri. Her böyle beyaz sütür yazdırdım. Hı? Her böyle beyaz sütür yazdırdım. Yazdı mı? Yazdım. Beyaz sütür yazıyor şimdi her ne. Dikte çalışması yaptırdın değil mi? Yani böyle sen söylüyorsun kendisi yazacak. Evet. Ya da yazabiliyor mu? Bazılarında takılıyordu da. Evet. Bazılarında takılıyor. Onları şey yaptım işte. İyi o zaman. Aferin oğlum. Hadi bakalım o zaman. Sırada ne var? Hadi. Ayta uyuma sakın. Banyo yaptıracağız size oğlum. Hadi. Ben? Aferin kızıma. Hepini ben yazdım. Aferin benim güzel kızıma. Oran kötü yazıyordu. Şey tamam. Böyle iğrenç görüyor. Orayı sildim. Birazcık düzelttim. Tamam. Aferin benim kızım. Hadi bakalım. Dün Ali şöyle şeye nereye gitmişti ya? Markete AVM'ye gitmişti evet. Şimdi devamını içeyim mi? Ha içebilirsin. AVM'ye gitmişti. Şöyle buna ne tatlısı diyorlardı ya? Tulumba tatlısı mı diyorlardı? Bu tatlılardan almış. Ben bunu pek sevmiyorum ama benim sevdiğim bir tatlıdan daha almış. Ama tabii onun şu an bitmiş halini göreceksiniz. Ben yedim bitirdim. Kabak tatlısı arkadaşlar. Kabak tatlısına ben bayılıyorum böyle. Ve şöyle şöyle büyük iki parça almış. Gidiyorum geliyorum ısırıyorum. Gidiyorum geliyorum ısırıyorum. O kadar güzel ki. Şunu da Aytuğ'la Aylin bir de Alev gidip gelip yiyorlar. Ben ikisini de sevmiyorum ama dedim lokma tatlısı aldım. Ben bunu lokma zannediyordum. Lokma tatlısı zannetmiştim önce. Yarın da sana alsın lokma tatlısı alsın. Çünkü çöpe at. Fiyusti. Ben bundan bayılıyorlar. Fiyusti. Bir kartuzlusu olsaydı. Ay şunları ekemedim gitti ya. Bir türlü ekemedim ya. Allah'ım şunu annem getirmişti. Şunları da eltimden almıştım. Şu yakut kolyesi. Şu da tesbih çiçeği. Şöyle bakın. Boncuk boncuk oluyor bu. Bu da yakut kolyesi. Böyle minik minik de açıyor. Bir de şurada var. Ay bir türlü elim deyip ekemedim. Şunu mesela ne kadar çok seviyorum ben. Telgraf çiçeği diyorlar. Şuna parlak bir şey diyorlar. Yaprakları parlak parlak oluyor. Ya şu da öldüm ölücüm diyor artık. yapamadım bir türlü. Bu arada hava kararmaya başladı. Işıklar yandı. Bugün günlerden pazar. Ve şu an akşam saati. Birazdan çocukların artık banyosunu yaptıracağız. Tırnaklarını falan dünden kesmiştim. 9 günlük tatil bitti maalesef.
tekrardan maraton başlıyor bizler için. Ödevlerini yaptılar. Aylin'in birkaç eksiği var. Onları yaptırıyoruz şu anda. Dikte çalışması yaptırıyoruz. Okuma yaptırıyoruz. Abileri de yardım ediyorlar. Öyle 9 günlük tatil nasıl geçti, nasıl bitti? Vallahi ben hiç anlamadım. Hep şey hayal ediyordum. 9 günlük tatile girerken 9 gün boyunca sabahları uyuyacağım. Gün içerisinde de sürekli okula git gel telaşım olmayacağı için böyle rahat, relax olacağım diyordum ama hiç öyle olmadı. Sabahları çok uyuyamadım çünkü bizim küçük sarı paşamız maalesef sabah 8'de ayakta uyanıyor. Yani okula giderken saat 7'de kalkıyorsam okula gitmediğim günlerde 8'de kalkıyorum. Anne, doğru düzgün uyuyamadım anne, diyebilirim. Ay! Korktum! Öyle valla dediğim gibi işte yani bu tatilden anladığımız kadarıyla anladık. Gene de bir değişiklik oldu bizim için ki Mersin'e gittik geldik zaten en büyük değişiklik bu. Dur annem. İşte biz hangi gün gelmiştik? Pazar günü. Pazar mıydı? Cuma gitmiştik. Pazar günü akşam gelmiştik. Pazar günü akşam biz geldik. Perşembe günü Ertimler geldiler. Çünkü onlar zaten geleceklermiş. Gelme niyetleri varmış bu 9 günlük tatilde. Ama hani biz önce davrandık. Hani derler ya şeye önce giden kazanır ne o bir laf var. Önce giden kazanır derler. Ama ben onların geleceğinden haberim yoktu. Yani ben hadi dedim hani bu fırsat gel dedim. Hafta sonu 2 gün tatilim var gidelim değerlendirelim dedim. Öyle söyleyince valiler tamam dediler siz gelin. Hani biz de gelmeye niyetimiz var ama önce siz gelin dediler. Öyle biz pazar günü dönüş yaptık. Perşembe günü onlar geldiler bize. Zaten buraya kadar olan kısımlarda izlediniz. Şimdi bu izleyeceğiniz video parça parça çekilmiş videolardan oluşan bir video oluyor. Bugün gün içerisinde video yükleyememiştim. Bari dedim dur kızım yapma. Bari dedim tamamlayayım elim. Şimdi hemen bunu yüklemeye koyacağım inşallah. Biraz önce gördüğünüz fasulyeleri de şimdi birazdan çocukları banyo yaptıracağız. Banyodan sonra bulaşığım var 2-3 tane. O bulaşıkları yıkayacağım. Daha sonrasında da oturacağız hepimiz ailece yere. Bu iki kap dolusu işte 5 ya da 6 kilo zannedersem 3 kilo 3 kilo aldık herhalde 6 kilo zannedersem. Hepimiz mi? Evet hepimiz oturacağız. Bu fasulyeleri ayıtlayacağız bir güzel. Yarın sabah bana hazır olacak ki ben yarın kahvaltıdan sonra bunları bir kısmını normal tencere yemeği yapacağım. Yarın için. Hepimiz masaya. Bir kısmını kalanını da difrize koymaya. Kışın yemeği diye koyacağım. Dur kırma lan kızım. Ben onları şeyle. Öyle değil. Öyle yapacağım. Onu da ayrı bir video çekeceğim inşallah. Artık o ayrı bir video olur zaten. Yarına inşallah. Onu da yarına yüklerim. Yarın izlersiniz. İşte o gün Perşembe günü Ertimler geldiler. Akşam üzeri saat böyle 4:30-5'e geliyordu geldiklerinde ancak. Öğlen treniyle çıktılar ancak akşam oluyor. 4-3.5-4 saate yakın sürüyor çünkü. Akşam geldiler. Hayır kızım benim dediğimi yapar mısın? Kalan eksiklerini yaz banyoya. Banyo saati gelene kadar hadi. Onları yaz bitir. Banyodan sonra da yine okumaya devam edeceğiz hadi. Sonra onlar geldiğinde zaten benim yemeğim fırında pişiyordu. Ben en son o yemeği fırında gösterirken videonun kapanışını da yapamamıştım. Öyle fırında pişmiş halini gösteriyordum. Ondan sonra da bir kapanış bir konuşması yapamadığım için onun o videonun konuşmasını da şu an yapmış oluyorum sizlere. Yemeğim pişmişti. Onlar geldi. Zaten o gün kayınvalidem de aramıştı beni. Görümcemler gelmişler ve size geleceğiz akşam dediler. Tamam dedim. Ben dedim onları bekleyeyim onlar gelsin öyle yemeği hazırlayalım. O arada Ali geldi, Ali banyoya girdi falan derken kayınvalidem ve görümcemler de geldiler. Şu diğer odaya büyük bir sofra açtım. Hepimiz orada oturduk. Yemeğimizi yedik. Ardından kahvemizi içtik, çayımızı içtik. Sonra görümcemler kendi evlerine gittiler. Kayınvalidem kendi evine gitti. Erdem bizde kaldı. Onlar gittikten sonra gene biz biraz oturduk, ettik, konuştuk, sohbetti falan derken onların yataklarını hazırladım yine şu odaya. Diğer odaya. Burası benim. Hem misafirlerim, yatılı misafirim geldiğinde de orada yatırıyorum gelen misafirimi. Onların yataklarını açtım. Onlar yattılar. Sabahleyin kalktım. Onlar daha yatıyordu. Onlar yatıyorken, daha uyuyorken ben kahvaltımı hazırladım, ettim. Zaten bu videonun ortalarında
izleyeceksiniz neler yaptığımı. İşte kahvaltılık bir şeyler hazırladım. Farklı bir şeyler olsun dedim. Patates kızartması yapacaktım. Sonra dedim ki ya ne kadar hep klasik patates kızartması. Bu sefer dedim baharatlı yağlayayım, baharatlayayım, fırında yapayım dedim. Çocuklar bayıldılar vallahi, çok seviyor çocuklar. Bu farklı olsun dedim, ondan yaptım işte. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıdan sonra sağ olsun Ertin bulaşıkları halletti. Ben de evi bir komple süpürdüm. Çünkü dün akşamdan da biz o kadar kalabalıktık ki. Görümcemin 3 tane çocuğu var. Ertem'in de 2 çocuğu var. 5. 4 de bende. 9. Bir de benim yeğenim vardı. Düşünün 10 tane çocuk vardı evde. Çocuklar çok güzel oyun oynadılar. Eğlendiler. Yani çok güzel geçti. O yüzden ertesi sabah böyle evi komple bir süpürdüm. O da bulaşıkları yıkadı. Ondan sonra kahvemizi yaptık. Kahvemizi içtik bir güzel. Sohbetimizi ederekten. Ertem'in ablası ev almış. Ona gidecekti benden sonra. Yani o 2 günlük tatile gelmişti. 2. günü ablasına gidecekti. O yüzden ablasına yeni ev aldığı için ev hediyesi almak için o şeye gitti. AVM'ye gitti. AVM'de Madame Coco'da çok güzel. Galiba Madame Coco'ydu. Bana gösterdi çünkü. Madame Coco'ydu tahmin edersem. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel kampanyalı ürünler gelmiş arkadaşlar. Dörtlü kadehli bardak. Kristal ama kesimli yani. Kristal dörtlü kadehli bardak. 50 lira mıydı? 59 lira mıydı? Ve bir alana bir bedava. Erdem de ne yapmış? Bir tane ablasını almış. Bir alana bir bedava olunca bir tane de kendini almış. Bir de yine Madame Coco'nun İkili şöyle küf yeşili fincan takımını almış ikili. Böyle eskitme desenli çok güzel, çok hoşuma gitti. Onu da 25 TL'ye almış. Onlar genelde o fiyatlarda oluyor ikili fincan takımları. Sonra o hediyelerini almış geri geldi. Ben dedim ki bu arada bizim çocukların hastalığı arttı. Bu sefer Alper hiç iyileşmedi. Alper'e 4-5 gün boyunca ilaç verdim, hiç iyileşmedi. Aytuğ burnu akmaya başladı. Aytuğ iyiydi, onun burnu akmaya başladı. Yakup'un burnu akmaya başladı. Ali'yi aramıştım. Ali dedi ki günlerden de cuma ya, ertesi günü sağlık ocakları kapalı. Acele de gidemem. Yani mesafe var biraz. Ali de dedi ki sen de Tülay AVM'den gelince 2 dakika dedi çocukları bir daha sağlık ocağına götür. Tekrardan bir ilaç yazdır dedi. Vallahi dedim şimdi ayıp olacak kadıncağıza ama neyse biz yabancı değiliz. O geldi AVM'den. Ben koştura koştura Alper'i, Aytuğ'u yanıma aldım. Yakup'u da uyutmuştum. Koştura koştura çocukları Ertem'e bıraktım. Sağlık ocağına. Yeniden onu da ilaçlarını yazdırdım. Eczaneye geçtim. Eczaneye 3. gidişim. Bir hafta içerisinde 3. gidişim. Bana diyor ki abla yine mi sen geldin diyor. Vallahi dedim biz abone olduk buraya. Hastalıkları bitmiyor dedim. Ya iyileşmiyorlar bir türlü. Neyse ilaçlarını aldım eve geldim. Ertem'in de zaten ablası çıkmış işten. İş yerinden onu geldi aldı. O ablasına gitti. Biz de artık zaten dünden yemeklerim vardı. Tekrar o kalan yemeklerden ısıttım ben. Tekrar ayrı yemek yapmadım. Ali geldi. Tekrar yemeğimizi falan yedik. O günü öyle bitirdik. Ertesi günü dün hiç video çekmedim. Bugün bu izlediğiniz video hafta içi cuma ve bugün çektiğim videolar toplamı. Hepsini birleştiriyorum. Bir video yapıyorum inşallah sizlere. Öyle bugünlük benden bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın.